Yazılı yazılır mısın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 6. sınıflar 1. dönem 1. sosyal bilgiler yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Sorularımızın tamamı açık uçlu sorulardan oluşmaktadır. Bu soruları yeni çıkan kitabımız olan Yazılı Deposu adlı kitabımızdan çıkardık. Bu bizim bir hayalimizdi sadece yazılı örneklerden oluşan bir kitap çıkarmak ve şu an bunu gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Kitabımızı işler Kitabı evlerinden ve e, kitabişler.com adresinden satın alabilirsiniz. Ayrıca yazılı 5 indirim koduyla da %5 indirim kazanabilirsiniz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. Ondan önce de arkadaşlar hani e, kitabımızda bakın bu şekilde yazılı notlarının da olduğunu söyleyebiliriz. iki sayfa içinde sonra iki tane açık uçlu ve bir tane de merkezi sınavlara uygun olsun diye test soruları konuşlandırdık. E, bunun haricinde birinci ve ikinci yazılar içinde kitap çıkaracağımızı duyuralım arkadaşlar ve başlayalım ilk soruyla. Yukarıdaki parçada Ahmet'in gün boyu içinde bulunduğu rolleri yazınız. Okuyalım. 6. sınıf öğrencisi olan Ahmet sabah kalkma ilk iş yatağını ve odasını düzeltmek oldu. Son anne babası, kardeşleri, babaannesi ve dedesiyle birlikte kahvaltısını yaptıktan sonra servisiyle okula gitti. Buraya kadar Ahmet'in almış olduğu rolleri söyleyelim. Almış olduğu roller hani e, durumdan duruma, yerden yere göre değişebilmektedir. Şimdi baktığımızda anne babası varsa bu Ahmet'in bir gün rolü de ne olacaktır? Evlat olacaktır. Anne babasına karşı evlat olmak onun bir rolüdür. Üstlendiği bir e, iştir arkadaşlar. Sonra babaannesi varmış. Babaannesi ve dedesiyle birlikte kahvaltını yapıyormuş. Babaannesi ve dedesi olduğuna göre bir diğer rolü de torun rolü olacaktır. Kahvaltısını yaptıktan sonra servisiyle okula gitti. Okulda okuyorsa bir de öğrenci rolü olacaktır. Öğrenci olduğunu da söyleyebiliriz torun olduğunu söyledik. Sonra baktığımızda okulda beden eğitimi dersinde futbol maçı esnasında kalecilik yapan Ahmet üst üste yaptığı kurtarışlarla arkadaşların ve öğretmenlerin övgüsünü aldı. Kalecilik yapıyor okulda. Kaleci olması da onun bir rolü olacak. Kaleci. Sonra okul dönüşü eve gelirken kırtasiyeye uyan Ahmet kalem ve silgi alarak eve döndü. Kırtasiyede ise müşteri rol, rolünde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, yerden yere ve zamandan zamana göre Rollerimizin değişeceğini söyleyebiliriz. Bunlar bizim rollerimizin Roller değişebilir. Hani bu şekilde bir kavram sorusu da karşımıza gelebilir. Roller değişebilir. İnsanların sadece tek bir rolü yoktur. 2. Yukarıda boş bırakan yerlere sırasıyla hangileri yazılmalıdır? Bakalım. İnsanlar hayatları boyunca içinde bulundukları grup ya da kurumlarda çeşitli roller üstlenebilirler. En az iki kişiden oluşan ve aralarında ortak bir amaç olan topluluğa nokta nokta değil ne denilir? Grup denilir. En az iki kişiden oluşuyorsa ve aralarında bir ortak amaç varsa bu kavrama biz topluluğa grup demekteyiz. Buna örnek olarak nokta nokta verilebilir. Neyi verebiliriz? Örnek olarak mesela bir sınıfı verelim. 6A sınıfı. 6A sınıfı bir gruptur. Genelde devlette bağlantılı olan ve resmi görevleri olan topluluklara da biz ne diyoruz? Kurum diyoruz. Kurumlar daha çok resmidir arkadaşlar. Hani direkt resmidir. Resmi görevleri varsa bu topluluklarda kurum demekteyiz. Buna da örnek olarak ne verilebilir? Okul verilebilir. Okul bir kurumdur arkadaşlar. Ve hani bildiğiniz gibi devlet bağlantılıdır ve resmi görevleri vardır. Orada fo -o, o okuyan öğrencilerin okumasını kolaylaştırmaktır. Devam edecek olursak bu kelimeler işte bu boşluğumuza da yazmış olduk. 3'e bakalım. Burada da Bizi biz yapan değerimiz olan kültürün tanımını yaparak kültürümüzü oluşturan değerleri yazınız denilmekte. Kültürün tanımını yapacak olursak ne diyebiliriz kültür için? Geçmişten günümüze kadar gelen ve gelecek nesillere aktarılan maddi ve manevi değerlerin tamamı. Geçmişten günümüze kadar gelen ve gelecek nesillere aktarılan ve gelecek nesillere aktarılan maddi ve manevi değerler bütünü. Maddi ve manevi değerler bütününe de biz kültür demekteyiz. Kültür toplumdan topluma göre değişebilmektedir. Bunu da söyleyelim. Kültürümüzü oluşturan ögelerimize bakacak olursak en başta dili söyleyebiliriz. Sonra dini söyleyebiliriz. Tarih, gelenek, görenek gelenek, görenek bunlar bizim kültür ögelerimizdir. Ve ayrıca mimari yapılarımıza söyleyebiliriz. Mimari yapılarımız. Mesela bir cami yapıyorsak, bir ev yapıyorsak bile orada kültürümüzü konuşturabiliriz. Yani biri baktığında der ki, aa bu camiyi Türkler yapmış, ha bu evi Türkler yapmış, bu mimari yapıyı Türkler yapmış diyebilir arkadaşlar. İşte bunu, buna biz kültür demekteyiz. Kültürel yapılar, ögeler demekteyiz. 4. Sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın faydalarını yazınız denilmekte. Ee, i̇nsanlar hayatları boyunca yardımlaşırlar arkadaşlar, işte dayanışma içinde olurlar. Zaten el olması gereken ifade de budur. Bu da bize çeşitli faydalar sağlamaktadır. İlk olarak yardımsever bireyler yetişir. Yardımsever bireyler yetişir. Bu ne demektir? Bu şu, şu demektir. Mesela yaşlı bir kadın karşıdan karşıya geçmek istiyorsa, onu gören başka bir çocuk gelip o yaşlı kadının koluna girerek onu karşıdan karşıya geçirebilir. Bu da yardımsever bireylerin yetişeceğini bize göstermektedir. Böylece yaşlı kadın güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçmiş olur. Eğer o çocuk belki ona yardım etmeseydi kadıncağız orada araba çağırıp ölebilirdi arkadaşlar. Yani bu yüzden oldukça önemlidir. Basit bir kavram değildir. B için ne diyelim? Toplumsal barışa katkı sağlar. Toplumsal Barışa katkı sağlar. Barışa katkı sağlar. Biliyorsunuz ki şu an günümüzde toplum olarak e, bazı kavgalar, gürültüler yaşanabilmekte. Haberleri azıcık izle, izlemiş olursanız bunu görebilirsiniz. Eğer herkes yardımlaşma ve dayanışma içerisinde olsaydı, anlayışlı olsaydı o zaman toplumsal bir barış söz konusu olacaktır. Bu, bu toplumsal barış içinde insanlar huzurlu bir şekilde yaşayabilirdi arkadaşlar. C'ye baktığımızda toplumsal huzur sağlanmış olur diyelim. Toplumsal barış ve toplumsal huzur oldukça önemli kavramlar. Huzur sağlanmış olur. Bunlar gene önemlidir diyebiliriz. Sonuncuya da dostluk, kardeşlik duyguları gelişir diyelim. Dostluk, kardeşlik duyguları gelişir. Böylece toplumda, dünyada kavga gürültü olmaz. Herkes güzel bir şekilde birbiriyle anlaşarak yaşayabilir arkadaşlar. 5. Yukarıda anlatılan bilgilere göre Orta Asya Türk kültüründe sosyal yaşamı değerlendiriniz. Okuyalım. Orta Asya Türk devletlerinde konar göçer, bunu altını çizelim, hayat tarzına bakıldığında kullanılan eşyalar ile yaşam tarzları paralellik göstermektedir. Yaşadıkları sert keçe çadırlar çok kolay bir şekilde yazın ve kışın yaşayacakları yerlere at arabalarıyla rahatça taşınabilmekteydi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sizin hayat tarzınız yaşam tarzınıza göre şekillenmektedir. Yani hayat tarzınızla beraber kullandığınız eşyalar da yaşam tarzlarınız da değişecektir. Günümüzde de olduğu gibi günümüzde zengin bir mahallede oturan biri, zengin bir evde oturan biri zengin bir yaşam sürerken fakir mahallesinde, fakir bir yerde yaşayan bir kişi de o şekilde bir hayat sürecektir. O zaman için bu geçerli. Eğer siz konar göçer bir yaşam sürüyorsanız yaşam tarzınızı ona göre ayarlamanız gerekiyordu. Yani şöyle düşün. Konar göçer nedir? Göçe ve bir, bireyler demektir. Mesela burada kalıyor. Sonra başka bir zaman geçiyor. Ülkenin şurasına geçiyor. Sonra bu şekilde bu şekilde sürekli bir göç halinde. Eğer bu kişiler atıyorum tarımla uğraşmış olsalardı. Buraya geldiler ekdiler toprağa. Sonra bir topraktan meyvenin vermesi atıyorum diyelim ki 5 ay. Bunlar 5 ay sonra zaten burada olacaklar. Burada ektikleri boşa gidecek. O yüzden konar göçer bir yaşam tarzına sahip olanların atıyorum tarımla uğraşması mantıksız ve gereksiz olacak. Bu şekilde söyleyebiliriz. Yani bunu kelimelere dökecek olursak da Orta Asya Türk kültürünün sosyal yaşamı ne diyebiliriz? Orta Asya Türk kültürünün göçebe bir yaşam hakimdi. Özellikle sert karasal iklim onların yaşamlarını şekillendirmelerinde etkili olmuştur. Bu iklim tarzı arkadaşlar savaşçı olmalarında etkilidir. Çadırlarda yaşamak kalırlar. Göçebe oldukları için atla kullanarak eşyaları rahatça taşıyarak göç etmiştir. Ne diyebiliriz? Orta Asya Türk kültürü, Orta Asya Türk kültürü kültüründe göçebe bir yaşam hakimdi. Göçebe bir yaşam hakimdi. Bu yaşam tarzına göre, tarzına göre Türkler çadırda kaldı, çadırlarda kaldı, sonra hayvancılıkla uğraştı, hayvancılıkla uğraştı. Hani burada dediğimiz gibi tarımla uğraşamaz konar göçer göçebi olan bir e, toplum, onun yerine ne yapabilir? Hayvancılıkla geçimini sağlayabilir beslediği hayvanları yanında götürebilir. Hani ineğiniz olsa, koyununuz olsa onları da birlikte göç edebilirsiniz. Sonra çadırlarda, çadırlarda kaldılar diyebiliriz. Başka ne diyebiliriz? Atı kullanarak evcilleştirdiler. Atı evcilleştirdiler. Evcilleştirdiler. Sonra ne diyebiliriz arkadaşlar? Bir de e, ne dedi, neyi diyelim? aklıma e, aklımda bir şey vardı. Onu şu an unuttum. Bir dakika. Bu göçebe yaşam tarzında onları savaşçı, savaşçı bir ruha büründürdü. Bir ruha büründürdü. Çünkü şöyle bir şey de var. Göçebe olduğunuz için sürekli dediğimiz gibi yer değiştiriyorsunuz. Ve sürekli yer değiştirdiğinizde artık sürekli kavga etmiş, sürekli savaşın içinde olmuş oluyorsunuz. Bu da sizi savaşçı bir ruha e, sahip olmanızı sağlayacaktır. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu hatırlatmanın ardından 6. sorumuza devam edelim. Baktığımızda yukarıda e, belirli kısımlar verilen veda hükmesinin insan haklarının gelişimi açısından yorumlayınız. Ey insanlar kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Kadınların sizin üzerinize hakları olduğu gibi sizin de kadınlar üzerinde haklarınız vardır. Ey müminler! Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayının da Arap olma üstünlüğü söz konusu olamaz. Üstünlük ancak takvada Allah'tan korkmaktadır. Veda hutbesinden bir kesit veriliyor. Buna göre veda hutbesinden yola çıkarak insan aklının gelişimi hakkında yorum yapınız denilmekte. Hemen yapalım. Veda hutbesinde özellikle eşit insan vurgusu yapılmıştır. Veda hutbesinde hutbe hutbesinde özellikle insan eşitliğine eşitliğe vurgu yapılmıştır. Ne diyelim? Hiçbir insan hiçbir insan başka bir insana karşı üstün değildir. Başka bir insana karşı üstün değildir kadın erkek eşittir. Veya işte ee, hayır şöyle diyeyim kadın erkek eşittir demek tam doğru olmayacaktır. Hani kadınların ve erkeklerin birbiri üzerine hakları var. Kadınların ve erkeklerin erkeklerin birbiri üzerine hakları vardır. Maalesef ki şu an günümüzde bile bu kadın erkek eşitliği işte hakları konuşulmaktadır ama görüyorsunuz peygamber efendimiz ta ne zaman veda hutbesinde bunları dile getirmiştir arkadaşlar en doğru bir şekilde yani bizim önderimiz e, buradaki veda hutbesindeki ifadeler direkt peygamber efendimiz olacak yedinci sorumuza devam edelim Abbasi İslam devletinin kurmuş olduğu Beytül Hikmet adlı kuruluşu bilimin gelişmesi açısından değerlendiriniz denilmekte hemen yazalım bu Beytül Hikmet denilen kuruluş aslında arkadaşlar Beytül Hikme veya Hikmet de diyebiliriz. Hikmet denilen kuruluş İslam Rönesansı olarak adlandırılabilir. İslam Rönesansı olarak adlandırılabilir. Adlandırılabilir arkadaşlar. Hani bu dönemde bilimle uğraşıldığını, bilimin geliştiğini söyleyebiliriz İslamiyet açısından. Bu şekilde söyleyelim. Böylece bilme ve bilim insanlarına verilen değer bu coğrafyada bilimsel geliştirmeleri hızlandırmıştır. Bilime ve bilim insanına verilen değer insanına verilen değer bu İslamiyet'in yaşandığı coğrafyada yani bu coğrafyada bilimin gelişimini bilimin gelişimini hızlandırmıştır. Hızlanmıştır, hızlandırmıştır diyebiliriz. Bu şekilde yedinci sorumuza tamamlayalım. Gördüğünüz gibi MEB'in soracağı, öğretmenlerinizin soracağı soru tarzları da bunlardır. Bu sorular zaten MEB'in örnek soruları incelenerek yapılmış sorulardır. Oradaki sorulara da benzer olduğunu görebilirsiniz. 8. Talat Savaşı'ndan sonra Müslüman olmaya başlayan Türklerin İslamiyet'e girmelerini kolaylaştıran etmenlerini yazınız denilmek. İşte çok güzel efsane bir soru arkadaşlar. Direkt 3 yıldız 4 5 6 sonsuz yıldızı atalım. Önemli bir ifadedir. Talas, Talas Savaşı ile beraber bildiğiniz gibi Türkler Müslüman olmaya karar vermişlerdir. Bize burada denilen şey de Türkler neden İslamiyet'i seçmişlerdir? Neden İslamiyet'e girmeleri kolaylaştırılmıştır olacaktır. En önemli ifade İslamiyet ile Gök Tanrı dini arasındaki benzerlikler. İlk olarak bunu söyleyelim. İslamiyet ile gök tanrı dini arasındaki arasındaki benzerlikler benzerlikler mesela örnek olarak e, İslamiyette de tek bir ilah var o da allah Teala gök tanrı inancına da tek bir tanrı vardı arkadaşlar bu yüzden Türkler hani ikisine tek bir tanrı olduğundan dolayı İslamiyeti benimsediler diyebiliriz. Her iki dinde de ahiret inancının olduğunu söyleyebiliriz. Her iki dinde de ahiret inancı var. Yani insan ölünce işi bitmiyor. Öldükten sonra diğer evren olan ahiret inancına, ahiret hayatına geçiş yapılması iki dinde de olduğu için bu da e, Türklerin İslamiyeti benimsemesinde kolaylaştırıcı etmen olmuştur. İslam dininin hoşgörü ve adalet anlayışı İslam dininin hoşgörü ve adalet anlayışı. Adalet anlayışı. İslam dini bildiğiniz gibi her dindir arkadaşlar. Hoşgörünün en güzeli oradadır. Adaletin en güzeli oradadır. Bunu nereden söyleyebiliriz? Şuradan da söyleyebiliriz. Bildiğiniz gibi Peygamber Efendimiz'den önce cahiliye dönemi hakimdi. Hani İslamiyet'in yayılmamasından önce. Sonra İslamiyet'in yayılmasıyla beraber insanlar artık cahiliye döneminden çıktılar. Önceden ne yapıyorlardı? Bir Kız çocuğu dünyaya geldiğinde direkt o kız çocuğunu diri diri gömüyorlardı arkadaşlar. Ama İslamiyet buna karşıydı. İnsanı erkek ve kız olarak ayırmıyordu. İkisini de aynı kefeye koyuyordu. Bu yüzden bu tür düşüncelerin önüne geçti. Hoşgörü ve adalet dini olduğunu ifade edebiliriz. Bu da Türklerin İslamiyeti kab kabul etmesini kolaylaştırmıştır. Her iki dinde de kurban kesme ibadeti olması gene kolaylaştırmıştır. Her iki Dinde de kurban ibadeti var, ibadeti olması gene Türkler İslamiyeti kendilerine yakın görerek onu tercih ettiler. Her iki dinde de yasaklanan şeylerin ortak olması, her iki dinde de yasakların ortak olması, yasakların ortak olması gene e, Türkleri İslamiyete çekmiştir. Bu şekilde bu ifadeleri söyleyebiliriz. Yani genel anlam olarak İslamiyet ile gök tanrı inancı birbirine benzer oldukları için Türkler İslamiyet'i Talas Savaşı'ndan sonra kabul etmişlerdir diyebiliriz. Önemli bir etmen Talas Savaşı'dır. Hani hangi olaydan sonra kabul etmişlerdir denilmesinde de buradan Talas Savaşı'nı direkt yapıştıracağız. 9. Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletini ee, yazarak bir tanesi hakkında bilgi ve devletlerini yazınız denilmekte devletleri ne olacak? Burayı düzeltelim. Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletleri kimlerdir? Asya Hun Devleti, Asya Hun Devleti, sonra Göktürk Devleti. Türk adıyla kurulan ilk devletimiz Göktürk veya Köktürk. K ile de yazabiliriz, G ile de fark etmez. Sonra ne diyebiliriz? Uygur Devleti'ni söyleyebiliriz ve onu açıklayalım hatta. Uygur Devleti şeklini açıklayalım ve söyleyelim. Uygur Devleti özel bir devlettir arkadaşlar. Çünkü Türkler ilk defa burada yerleşik hayata geçmiştir diyebiliriz. Din değiştirmişlerdir ve yerleşik hayata geçmişlerdir. Din değiştirip yerleşik manizm dinini kabul etmişlerdir. Hatta onu da söyleyelim. Din değiştirip yerleşik hayata geçmişlerdir. Geçmişlerdir. Hani az önceki sorumuzda bahsetmiştik ya Türkler göçebe bir yaşam tarzını benimsiyorlardı. Burada yaşadıktan sonra atıyorum 5 ay sonra buraya geçiyorlardı. Bir ay sonra buraya işte bu şekilde göç ederek e, göçebe bir yaşam sürüyorlardı. Ama gördüğünüz gibi Uygur devletiyle beraber dinini, dinini de değiştiriyorlar. Maniizm dinini kabul eden ayrıca Türk devleti olacaktır. Tek Türk devleti. Ve son adamla yerleşik hayata geçmişlerdir. İşte yerleşik hayata geçmeleriyle beraber tarımla uğraştıklarını söyleyebiliriz. Kalıcı imari eserler verdiklerini söyleyebiliriz. Kalıcı eserler vermişlerdir. Kalıcı imari Diyelim Hani Yapı Anlamında Olduğunu Buradan Da Belirtelim Çin'den Öğrendikleri Makvayı Geliştirip Kendi 18 Saatli Alfabeleriyle Türeliş ve Gök Pardon Göç Destanları Gibi Kalıcı Eserler Bırakmışlardır Tarımla Da Uğraşmışlardır Zaten Yerleşik Hayata Geçiyorsa Bir Devlet Tarımla Da Uğraşacaktır Diyebiliriz Tarımla Da Uğraştı İşte Destanlar Ortaya Çıktı Göç Destanları Göç Destanları ve türeyiş destanı türeyiş destanını oluşturdular. Destanını oluşturdular diyebiliriz. İşte yazıyla beraber alfabe geliştirerek bunları yapmışlardır. Daha da detaylandırabiliriz. Bu şekilde kalması yeterlidir. 10. ve son sorumuz Gazneli Mahmut sarayının en değerli hazinesidir dediği Biruni ile birlikte 400 kadar bilim insanı sarayında ağırlamıştır. Yukarıdaki bilgiden hareketle Gazneli Mahmut'un Bilime ve bilim insanlarına verdiği değeri bilimin gelişmesi açısından yorumlayınız denemekte. Yani bakın sarayımın en değerli hazinesidir demek bir bilim insanına gördüğünüz gibi çok büyük ve onur edici bilime e, saygı ve önem verdiğinin göstergesi olacaktır. Bunu daha da yorumlayacak olursak Gazneli Mahmut bilime ve bilim insanlarına değer vermesi ülkede bilimsel faaliyetlerin gelişimini hızlandırmıştır. Gazneli Mahmut'un bilime ve bilim insanlarına değer vermesi bilim insanlarına değer vermesi ülke çapında bilimin gelişiminin hızlandığını bize gösterecektir. Gelişiminin hızlandığını gösterir. Bu şekilde söyleyebiliriz. Padişah ne yapıyorsa toplumda onu, onun izinden gidecektir. Padişah bilimle, bilim insanlarına değer vererek uğraşıyorsa, ilgileniyorsa o zaman halk da bu şekilde ilerleyecektir. Sonra işte bilimde gelişip ne yapacaklar? İşte teknolojiyi geliştirecekler, icatlar ortaya çıkacak, silahlar ortaya çıkacak. Hani gelişim açısından oldukça iyi eserler çıkacaktır. Tıpta ilerleyeceğiz, hastalıklara şifa bulacağız gibi gibi. Özgür düşünce ve araştırma faaliyetleri hızlanmıştır. Özgür düşünce ve araştırma faaliyetleri hızlandı. Araştırma faaliyetleri hızlandı. Bu şekilde söyleyebiliriz. Biraz daha söyleyecek olursak böylece ülkenin sağlık, tıp, astronomi, tarih, coğrafya gibi alanlarda gelişmeleri de beraberinde getirdi. Böylece ülkece tıp, astronomi, astronomi, tarih, coğrafya. Tarih, coğrafya alanlarında gelişim sağlandı. Gelişim sağlandı. Bakın bir padişahın bilime önem vermesi beraberinde neler neleri getirebilmekte. Öncelikle hoca bir toplumu etkilemektedir arkadaşlar. Bu şekilde söyleyebiliriz. Son sorumuzla videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Dediğimiz gibi yazılı deposu adındaki sadece yazılı örneklerini oluşan kitabımız satışa çıktı. Alan yayınları altında nereden satın alabilirsiniz? İşler şubelerinden veya da kitabişler.com adresinden satın alabilirsiniz. İki tane daha çözmediğimiz yazılı örneklerimiz var. Onlar da sizin ödevleriniz olacak. Onu da siz kitabı satın alarak çözebilirsiniz. Yazılı indirim da 5 indirim koduyla daha %5 indirim kazanabilirsiniz kitapişler.com adresinden. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın ve kendinize iyi bakın.